Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Ginç. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun kupanın sahibi belli oldu. Galatasaray oldu. Galatasaray Sarı Kırmızılı ekip yaklaşık 240 milyon liralık bir geliri kasasına eklemiş oldu. Peki Süper Lig'de durum ne? Birazcık rakamlara bakacağız. Süper Lig'i, Türkiye'deki futbolu birazcık rakamlarla anlamaya çalışacağız. Konuğum Habertürk.com finans editörü Rahim Ak. Hoş geldin. Merhaba Helin, hoş bulduk. Şimdi... Bir genel tabloyu çizmek gerekirse eğer, olur. Hani nedir neredeyiz, toplam evet. Böyle bir borcumuz ne, gelirimiz ne, biraz böyle hani Süper Lig'e genel bir bakış attığımızda tamam. Yavaş yavaş oradan şampiyona doğru ilerleriz evet. Zaten. Şimdi işte Süper Lig'de 20 takım, bu sene 20 takım yanlış hatırlamıyorsam dörtte düştü, mücadele etti ama en büyük 4 kulüp önemli olan orada hani bütün pastanın %80'ini hemen hemen kapsayan diğer kulüplere diğer kulüplerle ilgili işte bir takım işte TFF'den alınan işte yayın gelirleri vesaire onlar hani bir takım rakamlar var elimizde ama genel olarak yani genel gelirleri nedir, giderleri nedir, borçları nedir vesaire bu 4 kulüp elimizde var ve bu genel eğilimi de gösteriyor zaten. Niye 4 kulüp var elimizde? 4 kulübün rakamları var elimizde. Yani 4 büyükler. Çünkü, evet 4 büyükler hep. Var. Big Four. Niye var? Çünkü halka açıklar bunlar. Evet. Halka açık oldukları için oradan rakamları yani bu kulüplerin futbol yapılanmalarını içeren şirketler, halka açık olan şirketler ve dolayısıyla aşağı yukarı bize bir fikir veriyor. Nedir, durum nedir, ne değildir. O yüzden biz de bu 4 kulübün rakamlarını borsada, halka açık oldukları için borsadan, borsaya açıkladıkları, kamuoyu aydınlatma platformuna açıkladıkları bilançolardan çıkardık. Oradan çıkarabiliyoruz zaten. Başka yurt türlü de yok. Şimdi genel bir bakalım. Genel havası ne? Nedir bu kulüplerin varlığı nedir, borcu evet. Nedir? Genel olarak ne duruma bakalım. Şimdi toplam varlıkları 24 milyar yani dönen ve duran varlıklar. Tabii bunun çoğunluğunu futbolcular oluşturuyor. Dönen ve duran varlıklar diye ele alındığında dönen varlıklar tabii işte kasalarındaki para vesaire başka şeyler de var. Aynı zamanda kulüplerin bazı mesela Galatasaray'ın işte Rivas'ı, Florya'sı olduğu gibi gayrimenkulleri de var. İşte Adası var, Fenerbahçe'nin Kalamış'ı var vesaire. Beşiktaş'ın da var benzer mal varlıkları. Bunları toplarsak 24 milyarlık bir toplam büyüklükleri var. Bunun karşılığında peki borçları ne? Ne? 30.8 milyar TL. Yani şu borçtan anda borçları fazla. Varlıklarını karşılamıyor bu kulüplerin. Yani sürekli zarar ederek gelmişler bugüne. O yüzden toplam borçlarının büyüklüğü çok daha fazla. Hepsini varını yokunu satsa bu borçları kapatmaya yetmiyor. Ama tabii borçlar denince önemli olan şu. Ne borçları var? Evet. Bir banka borçları var. Hangi neler önemli? Bir banka borçları var. İki işte futbolcu alacakları var. Biraz futbol kulüplerini ama farklı değerlendirmek gerekiyor. Genellikle mesela ben yorumculara bakıyorum, futbol yorumcularına. Bunu görünce hemen tabii o batmışlar falan gözüyle bakıyorlar. Oysa öyle değil. Niye öyle değil? Şimdi tek tek anlatacağım. Şimdi önemli olan şu. Banka borcu. Banka borcu ne değil mi? Yani kulüpler özellikle nakit akışlarını yürütebilmek için yani güncel olarak ayakta kalabilmek için bankalardan borç alıyorlar. Önemli olan bu. Şimdi diğer tarafı ne? Ona da geleceğiz. Banka borçlarına dönüp baktığımızda 10.5 milyar TL'lik bir banka borcu var bu kulüplerin. 24 milyar hatırlatalım. Toplam varlıkları vardı. Diğer taraf niye önemli değil? Çünkü geri kalan bu tutar. Yani 20 milyar aşağı yukarı. Yani ticari borçlar. Ne bunlar? Ağırlıklı olarak futbolculara ödenecek olan borçlar. Yani şöyle ben seninle anlaşmışım. 3 yıllığına, 4 yıllığına anlaşmışım. Değil mi? Önce vermişim bonservis bedelini almışım. Sonra da işte yıllık da şu kadar, işte aylık şu kadar maaşı anlaşmışım. Şimdi bu onları toplanıyor burada. Borç olarak görünüyor.
Oysa tamam borç evet bu ödenecek. Hı hı. Ama aynı zamanda elimde bir varlık, bu parayı para kazanabilecek yani, bir aset hani, de var. Futbolcularla anlaşma yapılırken işte 4 yıllığı şu kadar evet, anlaşıldı evet, denildiği evet, zaman o 4 yıllığı anlaşma sahne itibaren direkt borç olarak mı yansıtılıyor? Tabii evet evet. Evet borç olarak vadesi yansıyor. Vadesi gelmemiş borçta vadesi, yansıyor yani oraya. Vadesi gelmemiş. Gelecek sene ödeyeceğim, bir dahaki sene ödeyeceğim. Büyük çoğunluğu o yani. Dolayısıyla burada şöyle düşünebiliriz yani. Evet bu borç var. Ödenecek olan borç var. Gelecek yıllarda. Ama aynı zamanda gelir, bu borç ödeyeceğim futbolcular bana gelir de sağlayacaklar diye taraftan. Yani hiç ben hani aldım yedim borcum var değil bu. Değil. Karşılığı var bunun. Hı hı. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Bir bu. Hani banka borcu da az değil. Bu faizlerin yüksek olduğu ortamda bu borç giderek de katlanıyor ki bunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Finansman giderlerinde görüyoruz. Finansman giderleri biraz altta var. 2.3 milyar TL'lik yaklaşık 2.4 milyar TL'lik finansman giderleri var kulüplerin. Yani faiz ödemeleri var. Çok ciddi bir rakam. Burada işte gidip futbolculara ödenen 3 kuruşa vesaire bakılacağına asıl bakılması gereken yerlerden bir tanesi bence bu. Banka. Peki hani nasıl güncel olarak nasıl yürüyor, işler nasıl yürüyor, ona bir bakmak lazım. Hasılat yine banka borçları kadar bir hasılat elde etmişler, daha fazla 11 milyar liralık bir hasılat elde etmişler. Hasılatın karşılığında da yine aslında satışların maliyeti, yani bu hasılatı elde ederken tabii yani şimdi gidiyorsun bilet satıyorsun. Hasılat elde ediyorsun. Gelir elde ediyorsun. Başka işler yapıyorsun. Gelir elde ediyorsun. Ama onun karşılığında işte futbolcuya para ödüyorsun. Para yayın yayından gelir elde ediyorsun. Bu ki hasılat tabii. O da çok tartışıldı. Son dönemde özellikle reklam gelirlerini de tartıştık ama bilmiyorum, orada bir parantez açmak gerekiyor sanıyorum. Reklam gelirleri şöyle yani, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın reklam yani sponsorluk, forma sponsorluğu vesaire. Onların geçtiğimiz yıllara göre çok düşük tabii. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, ben Galatasaray'ı gördüm en son, 812 milyon TL civarında bu yıl elde ettiği gelir. Fenerbahçe'nin bilançosunda ve bilanço dipnotlarında böyle ayrımlar yok maalesef. Dolayısıyla onu hani göremedim. Göremedim evet. Ama yani bakıldığında özellikle Fenerbahçe'nin işte forma suna baktığınızda her tarafı dolu. Reklam. Dolayısıyla reklam gelirleri var. Diğer taraftan UEFA gelirleri önemli. Ona da geleceğiz. Bir iki tane önemli bir şey var. Tabii onları da onları aktaracağız. Şimdi bu hani dolayısıyla dönüp bakıldığında 11 milyarlık bir gelirleri var. 11 nokta hasılatları var. Gelir diyeyim. Ciro yani. 11,5 milyarlık bir bu ciro elde ederken harcamaları var. Yani eksi deler faaliyet karına bakıldığında 3.2 milyar lira eksi deler. Tabii buna artı bir de faaliyet dışında finansman giderleri diye de bakıldığında onu da oraya eklemek lazım. O da eksidir. Yani 3.3 milyar TL eksi faaliyet karı, yani asıl faaliyetlerini, ben futbol oynadım, seyirci bana geldi izledi, stat hasılatı elde ettim, yayın hasılatı elde ettim, reklam geliri aldım, UEFA'dan para sağladım, canlı yayın gelirini aldım, evet, bunların hepsini topladık, bunun karşılığında harcamalarım var. Niye, ne yaptım, futbolcuya verdim, teknik direktöre verdim, cari harcamalar, işte diğer harcamalar yaptım, toplamda 3.3 milyar TL bir zarardayım. Yani hala sürdürülebilir anlamda hala zarar devam ediyor. Neydi? Borcumuz var. Aynı zamanda bu borcu katlayabilecek zarar devam ediyor. Borcu devam ettirecek zarar da devam ediyor. Zarar. Üstüne üstlük finansman gideri de var. Çünkü borç da borç durmuyor yerinde. Yani artı olarak faiz devam etmek yerine eksi olarak devam yani ediyor süreç. Yani 5.5-6 milyar TL civarında kulüplerin şu anda
toplamda yıllık olarak, pardon bunlar 9 aylık bilançolar, onu söyleyeyim. 9 aylık. Yıllıkta biraz daha farklılaşacaktır. Ama çok bu göstergedir, gösterge olur. Çünkü bakıldığında Şubat sonunu gösteriyor bu rakamlar. Şubat sonuna itibaren tabii ki şimdi gelirleri de peyderpey oluyor kulüplerin. Forma satışları vesaire onlara da bakıldığında yılın ilk yarısında daha çok aslında oluyor. Ama işte ister UEFA'dan gelirleri, ister yayın gelirleri, ister başka gelirleri, sponsorluk gelirleri de peyderpey olduğu için son 3 ayda yani kulüplerin böyle yıldan yıla değil dönemsel olarak dönemsel, bakmak Haziran'dan lazım. Haziran. Evet. Yani bundan sonraki Haziran 3 ay daha kaldı yıllık olarak. Ama bu temel şeyi veriyor. Yani mesela varlıkları çok fazla değişmeyecektir. İşte banka borçları değişmeyecektir. Üstüne biraz daha finansman yeni transferler eklenecektir. Ama aynı zamanda biraz daha şey geliri anlamında da biraz daha artacaktır ama temel resmi değiştirmeyecektir. Onu öyle söyleyeyim. Şimdi temel resme bakıldığında gördük ki bu kulüplerin borçları var fazla, varlıkları borçları varlıklarından fazla, fazla ama banka borçlarına bakıldığında o kadar da sürdürülemeyecek bir durum gibi görünmüyor. Ama önemli olan orada şu, bu durum, bu borçlarını sürdürmeler için gerekli olan şey şu, ben borcumu ödemem için şu anda faaliyetlerimden kâr etmem gerekiyor ki az da olsa onu kapatayım. Değil mi? Öyle bir durum yok. Kötü olan sürüyor. Kapatılmayacak bir görünüyor. Açık sürüyor hala. Açık kötü olan o. Peki Galatasaray'a bakalım mı? Şimdi 240 milyon lira gelir dedik ama Galatasaray'daki durum ne? Hangi yarayı kapatır 240 milyon lira? Gelir de kapatır, bazı şeyler de kapatır. İki şeye dikkat çekmek istiyorum burada. Burada tablomuzda aldım ben de. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de iki tane rakam dikkat çekiyor. Bu nedir? Yatırım faaliyetlerinden gelirler diye bir kalem var. Galatasaray'da bu 1.2 yani 1 milyar 233 milyon TL. Fenerbahçe'de 1 milyar 368 milyon TL. Beşiktaş'ta 74, Trabzon'da 180. Ne bu biliyor musun Helin? Bu futbolcu satışlarından elde edilen gelir. Fenerbahçe Arda Güler satışı ve Atilla Saray satışı, Galatasaray'ında Sasha Boye satışından elde ettiği gelir bunlar. Şimdi bakın, tek bir hareket bu, tek bir şey. Diğer rakamlara bakın, bir de bu rakama bakın. Yani tek bir hareketle burada hem Galatasaray hem Fenerbahçe gelirlerini, yani işte toplam gelirine işte bakın. Hasılatına bak. 4,5 milyar hasılatı var toplamda. İşte faaliyet karı eksi yani zararda 225 milyon lira. Bütün bunlara bakıldığında 1.2 milyar TL. Fenerbahçe'de yine baktığında 1.3 milyar TL. Gerçekten böyle ışıl ışıl parlıyor. Ne bu? İşte futbolcu yetiştirip satmanın farkı. Yani şimdi baktığında 10 milyar borç var değil mi? Şeye bakın, tek Galatasaray'la Fenerbahçe'ye bakın. Banka borçlarının açısından bakalım. Banka borcu, Galatasaray'ın banka borcu 2.3, Fenerbahçe'nin 3.5. Şimdi tek bir yılda, tek bir harekette Galatasaray neyse banka borcunun yarısını kapatmış oluyor. Fenerbahçe de aynı şekilde. Evet. Yani işte o kadar çok konuştuğumuz bunlar çok borçlu, çok borçlu dediğimiz tek bir harekette kapatılabiliyor. Oysa ki yani bu eğer yapılırsa, yapılması gereken yapılırsa tek bir harekette kapatılıyor. Bir, bu. İki, yine hasılatlara bakalım. Çok ciddi artışlar var çünkü hasılatlarda. Aynı Süper Lig'de olduğu gibi yine Galatasaray'ın burada hasılat şampiyonu olduğunu görüyoruz. 4,5 milyar TL lig bir hasılatı var. Fenerbahçe'nin 3.2, Beşiktaş'ın 2, Trabzon'un da 1.1. Bu hasılatın tabii bir bölümü de mağazacılık satışlarından. Yani forma satışlarından. O altta var zaten kim ne kadar forma sattı diye. Burada 3 kulübün forma satışı direkt bilanço kalemlerine yansıyor.
Galatasaray 1.3 mesela. Beşiktaş 589, Trabzon 261, toplamda 3.5 milyar TL'lik forma satışı var. Tabii bu ciro. Sonuçta tabii bunun maliyetleri de var vesaire. Ama nereden baksan, çünkü ben satışlarından biliyorum, 3.000 liraya forma sattı bu sene Galatasaray. Bunun yarısı kârdır diye bakıyorum ben. Çünkü hani çoğunlukla lisanslı ürünler pahalı. Yani o kadar güzel satış olmuş. Fenerbahçe de aynı şekilde. Fenerbahçe'nin işte rakamı da 1.3. Az buz değil bu rakamlar yani. Taraftarlar. Taraftarlar gidiyorlar, forma alıyorlar, ilgi gösteriyorlar. İkincisi de bu. Yani iki şeye bakıyorum ben. Sadece iki kalem. Bir, futbolcu satışı. İki, forma satışı. Yani özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray öyle güçlü bir şeye futbol sahip ki, güce sahip ki bu anlamda biraz kıpırdasalar, biraz bir şeyler yapsalar öyle borç diye o zaman şey yapmayacağız, konuşmayacağız, başka şeyleri konuşacağız. Belki işte bu kavgalı ortamı da daha fazla devam ettirmeyeceğiz. Doğru şeylere bakarsak, doğru şeyleri yaparsak, işte çok küçük bir doğru şey yapmış hem Fenerbahçe yaptı, hem Fenerbahçe hem Galatasaray bayağı bir borcundan da yendi. Evet, rakamları da düzeldi. Şimdi banka borçları önemli. Çünkü faiz yüksek şu anda. Banka borçlarına yeniden bakıldığında borçlanma durumları olur, devam eder mi bu atmosferde? Zaten şu anda Bankalar Birliği anlaşması var. Yok, onu yapamıyorlar. Çeşitli kısıtlamaları var. Bankalar Birliği anlaşmasına göre de işte gelirin bir kısmı direkt borca gidiyor. Bu borcu artıramıyorlar. Önemli olan o. Ama bakıldığında Galatasaray bu sene borcunu önemli oranda düşürdüğü, yani şampiyon olmuş takım. Bir taraftan hasılat, iyi hasılat elde etmiş. Bir taraftan borcunu düşürmüş. Banka borçlarına bakıyorum ben burada önemli olan. Banka borçları çünkü 2.3 yani diğer kulüplere bakıldığında Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray'ın epey önünde, 1 milyar aşkın önünde banka borcu. Trabzon'unki daha düşük. Doğal olarak Trabzon'un harcamaları daha düşük oluyor. Bunun yanında banka borcu daha düşük ve hasılatı da daha yüksek. Yani şampiyon olurken bir takım başka doğruları da beraberinde getirmiş ya da rakamlar, ekonomik rakamlar da o şampiyonluk onunla birlikte gelmiş. Öyle söyleyebiliriz. Birbirini destekleyerek birbirini devam etmiş. Evet, desteklemiş. Hasratlara bakıldığında da yine işte dediğimiz gibi daha yüksek. Satışların maliyeti zaten birbirini kovalıyor. İşte burada futbolcu maaşları, bonservis ödemeleri vesaire var. Onlar da her ikisinden çıkıldığına, yani futbolcu hasılattan futbolculara ödenen, yani harcanan para çıktığında orada da yine esasen Trabzon'un biraz daha kötü durumda olduğu görülüyor. 1.4 milyar lira ile ikinci, 816 ile Fenerbahçe, Beşiktaş 799 milyon lira zarar etmiş. Burada da Galatasaray'ın zararı yine az, 225 milyon lira faaliyet zararından bahsediyoruz yalnız. Faaliyet karı zararı diye bakıldığında, net dönem karına zararına bakıldığında ise yine Galatasaray 608 milyon lira net dönem karı ile gene yani lider görünüyor. Fenerbahçe'de 263 milyon lira kar etmiş. Onu da fena değil. Ama Trabzon ve Beşiktaş biraz daha zararda. Düşünmesi lazım galiba. Zarardalar. Öyle anlıyoruz. Zarardalar çünkü, evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek ben teşekkür ederim. Şey. Hepsini anlattık galiba. Anlattık ama bir iki tane bir şey var. Şimdi evet, hasılatlardaki artış, mesela Galatasaray'ın hasılatı böyle yüzde olarak bakarsak %360 bir artış var. Yani doğrular yapıldığında hem mağazacılık anlamında hem diğer satışların ne kadar çok yükseldiğini görüyoruz. Banka borçlarını zaten söyledik. Forma satışlarını da söyledik. Bir konu daha var. Avrupa'dan işte, gelen gelirler. Aslında üçüncü önemli nokta da o. O da çok önemli. Galatasaray 861 milyon lira UEFA'dan gelir elde etmiş ki bu işte 9 aylık rakamlar, daha peyder pey gelecektir. Burada Fenerbahçe bilançolarında yok. 275 onun rakamı diye transfer marketten aldım ben onu. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Şüpheliyim o konuda. Referansını da verdik. Evet.
Yani şüpheliyim o konuda. Çünkü yani direkt bilançoda yazan rakam doğru rakamdır. Ama bu rakamla ilgili bir şey diyemem. Yani ama orada yazılı olan rakamı aldım ben. Beşiktaş 191, Trabzonspor 12.4 milyon lira gelir elde etmiş. O kadar büyük bir rakam ki. Yani işte üçüncü şey de bu. O kadar borç, büyük borç, büyük şu kadar denir ağlanan şey de durumda. Bir Avrupa'dan geliriniz varsa eliniz rahatlıyor. Eliniz rahatlıyor. Çok rahatlıyor hem de. İki futbolcu satışınız varsa yani yılda bir kere bir tane satın. İşte Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bilançolarını gördük. Tabii. Bilançolarını gördük ki biz zaten bizim futbolumuz öyle İngiltere futbolu falan düzeyinde değildir. Çok rahat yetiştirip satabiliriz. Genç yetenekleri bulup, genç Türkleri bulup özellikle. Türk de olması gerekmiyor. İşte Sasha Boya örneğinde olduğu gibi orada da yabancı bulunup. Bir de taraftarda eğer doğru bağ kurulup devam ederse, taraftarın enerjisi devam ederse, orada satışlar olursa, çok ciddi artıyor. Yansıyor. Oradan da avantajı sağlıyor takımlar. Evet. Yani durum özetle şu. Evet, borcu var kulüplerin. Ama öyle kapatılmayacak. Battık, yandık, bittik. Durum yok, değil. Doğrular yaparlarsa, doğru yapılırsa çok rahat bu borç kapatılır. Borcu da kapatılır. Sürdürülebilir. Durum sürdürülebilir. Çok rahat rahat sürdürülebilir. Üç şey dedik önemli. Onları bir daha saymaya gerek yok. Toplam borca da çok fazla kafayı takmamak gerekiyor. Onların da gelecek dönemlerde çünkü eğer futbolcuları aldım gönderdim, aldım gönderdim yapmazsan, havur parman sormazsan aslında durum bu. Çok da vahim değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.